Bu hayata Ege'li doğmuş olabiliriz ama az eğitmedik yani kendimizi. Ausland'a Behörde'ye gidiyorum. Ay, Kasım'ın başından Ocağın ortasına kadar kötü bir dönem. Change my mind. Öykü bu kadar şeye nasıl zamanını, enerjisini ve parasını getiriyor diye düşünüyorsanız yetiremiyorum. An itibariyle işsizim, evsizim, okumaya dair tüm motivasyonumu kaybettim. Aklım genel olarak çok karışık. Arkadaşlar günaydın. Bugün çok keyifli bir habere uyandım çünkü şimdi ışık da biraz kötüymüş ama neyse. Şimdi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben burada daha uzun oturum izni alabilmek için daha uzun süreli bir pasaportum olsun diye burada Bordo pasaporta başvurmuştum. Ve bir aydır falan da onun gelmesini bekliyordum. Ama hala gelmedi ve benim oturum iznine başvuracağım randevu önümüzdeki pazartesi yani 4 gün sonra. Bugün perşembe, ya bugün ya da yarın bu pasaportun bana gelmesi gerekiyordu. Ama benim artık bunun için tabii ki bir umudum kalmamıştı yani. Çünkü hatta dün daha konsolosluğa mail attım. Hani böyle böyle aciliyeti olan bir durum. İşlem durumunu öğrenebilir miyim? Ne durumda? Ne oluyor? Diye. Ve yoğunluktan dolayı 6-8 haftaya kadar uzayabilir bu süreç diye bir yanıt aldım. Yani böyle aldım yanıtımı ve oturdum gerçekten. Dedim ki Öykü, yapabilecek bir şeyin yok. Gideceksin eski pasaportunla ve sana ne kadarlık oturum verirlerse onu yapacaksın. Hani artık elinden geleni yaptın yani. Şu an stres yapmanın da bir manası yok. Yine böyle bir evrene bırakmıştım. Her şey kendi kendini çözsün diye. Çözdü. Yine her şey kendi kendini çözdü. Bu sabah konsolosluktan mail geldi az önce. İşte pasaportum buraya ulaşmış. İstediğiniz zaman gelip alabilirsiniz diye. Gerçekten benim işlerimin hep böyle bir son dakikada hallolma huyu var ve bu beni gerçekten hani çok tüketiyor çünkü son ana kadar ne olacağını bilmeden böyle kendini sürekli en kötüsüne alıştırarak yaşamak zorunda olmak. Ama sonuç olarak yüzüm gülüyor yani böyle evrenle şey bir ilişkimiz var. Acı tatlı, bittersweet bir ilişkimiz var ama genel olarak sonuçta hayal kırıklığına uğramıyorum yani bir şekilde işlerim yoluna giriyor. Ama bu da kesinlikle şeyin etkisi olduğuna eminim yani hani kontrol edemeyeceğim şeyler üzerine artık böyle kesinlikle eskisi kadar stres olmuyorum. Zorlamıyorum hayatı. Gerçekten böyle biraz gerçekçilikten bile uzak sayılabilecek bir iyimserlikle işlerin kendi kendine çözmesini bekliyorum. Ve çözüyor. Çözülmeseydi de zaten kendimi en kötüsüne hazırlamıştım. Böyle sonuç olarak bunlara gerek kalmadı ve ben bugün dersin yine yarısında çıkıp konsolosluğa gideceğim ve pasaportumu alacağım. Öyle şimdi zaten geç kaldım o yüzden çıkmam lazım. Bu arada dün birden havalar soğudu ve dün ilk defa bir koca günü tamamen güneşsiz geçirdik. Bunun olacağını bekliyordum ve bu zamana kadar olmamış olması asıl şaşırtıcıydı ama yine de hoş geldin kış bakalım. Kendime hep şey diye avutuyorum. Yani ben Rusya'daki kışı atlattım. Beni hiçbir şey yıldıramaz. Strong girl. Bu hayata Ege'li doğmuş olabiliriz ama az eğitmedik yani kendimizi böyle Rusya'da komando gibi. Önce bir Ankara simülasyonu, sonra bir Rusya simülasyonu, şimdi de Almanya simülasyonu olsun yani. Önümüzdeki vloglarda bu iyimserliği koruyabilecek miyim acaba? Merak konusu. Ay neyse, neyse. Çene. Ben kaçağınızı. Yerine Büyükelçiliğe gelmişim. Yani daha önceden gelmediğim bir yer olsa neyse ama insanın bu kadar mı yer yön duygusu olmaz? Bu kadar mı? Aa,
yapayım yani? Ülke ilişkilerini mi düzelteyim? Ben niye geldim buraya şu an? Arkadaşlar yeniden günaydın. Bugün dün yapamadığım işlemi halletmeye gidiyorum. Konsolosluktan pasaportumu alacağım ama şöyle bir sürprizle uyandım. Bunu cidden beklemiyordum. Yani wow, ani oldu. Yeniden selam, sonunda yeni pasaportuma kavuştum. Yani kaderde ilk bordo pasaportumu Berlin'den almak da varmış. İlginç oldu gerçekten şu an. İki adet, ikisi de geçerli olan pasaportum var. Şu öndekine hiçbir ücret ödemeyip sonuna kadar tüm imkanlarından faydalandım. Avrupa'da vizesiz gezdim vesaire. Şuna 95 euro ödedim ve bu beni hiçbir yere sokamayacak şu anda. Ama veriliş yerinde Berlin yazıyor. Bence bu tatlı bir detay, yani bilmiyorum. Şimdi önümde bir sürü böyle evraklar vesaire. Tabii ki pasaportu almakla bitmedi. Yine başka işler peşindeyim şimdi de. Ama bakalım, yani önümüzdeki haftalarda gelişmelerle döneceğim ben size. Ve sizi updateleyeceğim. Arkadaşlar günaydın. Günoy. Maalesef dışarı çıkmadan önce 5 kat giyinmem gereken zamanlara gelmişiz. Çok ani oldu. Bir baktım kar yağıyor, bir baktım kar tutmuş, bir baktım eksili derecelerde yaşıyoruz artık. Şimdi diyeceksiniz ki Öykü hazırlanmışsın, nereye gidiyorsun? Belki de demeyeceksiniz ama ben açıklamak isterim. Ausländerbehörde'ye gidiyorum arkadaşlar. Bugün o gün yabancılar ofisine gidiyorum ve oturum izni başvurumu yapacağım sonunda. Bilmiyorum, üzerine o kadar fazla şey duydum ki hani bu deneyimden korkmalı mıyım, korkmamalı mıyım? En çok merak ettiğim şey ne kadar süreliğine oturum izni verecekleri. Umarım bir 2-3 yılı koparabilirim yani. Ve gitmem gereken yer yine çok uzak. Hava çok soğuk. Bu arada bugün pazartesi ama benim bu yeni haftaya hiç giresim yok. Çünkü şimdi önümüzdeki hafta Vaso ve Raka gelecekler Berlin'e beni ziyarete. O yüzden o haftadan önce olabildiğince böyle okul işlerini falan filan bitirmem lazım birazcık böyle. Hafifletmem lazım ki onlar geldiğinde rahat rahat takılabilelim. O hafta bu hafta. Bu hafta... Ne? Ya bu hafta iş halletme haftası olacak. Bir sonraki hafta yine eğlenme haftası olacak. Küçük bir güncelleme. Yine kendimi burada iradesi olan bir insan zannedip bu hafta çalışacağım, sonraki hafta eğleneceğim demişim. Ama bu hafta da eğlendim. Ama stresli bir şekilde eğlendim. Çünkü yapmam gereken şeyler olduğunu biliyordum. Ona rağmen dışarı çıkıyordum ya da spontan planlar falan yapıyordum. Hiçbir şey yapmadım. Üretken hiçbir şey yapmadım. Yapmam gereken hiçbir şey yapmadım. Ve yarın gerçekten misafirlerim geliyor. O yüzden bir hafta daha hiçbir şey yapmayacağım. God bless me. Böyle şimdi ben belgelerimi son bir kez kontrol edip hemen evden çıkacağım. Yani bunun randevusunu o kadar zorluklarla aldım ki böyle geç kalmayı riske atamam. O yüzden bir an önce yola gideyim.
selam yeniden. Şu an dışarıdan geldiğim için böyle yüzüm kıpkırmızı ama sanırım kamerada belli olmuyor. Olmasın daha iyi. Gözümün önünde bir günde kış geldi ve gitmedi ve gitmeyecek galiba böyle uzun uzun süreler boyunca. Üstümü kat kat giymeye başladım ve evin içinde bile birkaç katla oturuyorum. Which is bad yani. Bu sabah mesela uyanmama rağmen okula gitmedim. Çünkü hava çok soğuktu ve o kadar yolu çekmek istemedim. Online katılma olasılığımız vardı, o şekilde yaptım. Ama sonrasında yine grup ödevi yapacağımız için okula gittim. Şu an yine okuldan dönüyorum. Hani bilmiyorum, soğuğu bu kadar sevmeyen bir insan olarak sürekli kendime yaşayacak bir kuzey ülkesi seçip gitmem çok ironik. Yani şimdi okuldan döndüm ama hemen bir şeyler yiyip üstümü değiştirip geri çıkacağım. Böyle bir klaba gideceğiz ama Tuesday Table Tennis diye bir konseptleri varmış. Yani salı günleri masa tenisi oynanan bir ortam böyle. Okuldan bir arkadaşımız önerdi. Bugün de gelecek misin, gelecek misin dedi. Ben zaten 3. soruluşta hemen geleceğim diyorum. Yani benim irade bu kadar. Maalesef çağrıldığım her yere gidiyorum. Bütçemi ya da yapmam gerekenleri düşünmeden. Böyle yani, Öykü bu kadar şeye nasıl zamanını, enerjisini ve parasını yetiriyor diye düşünüyorsanız yetiremiyorum. Tamamen sorumsuz ve geleceği düşünmeden yaşıyorum şu an. Ya bu bilinsin yani. Hani kimse beni örnek almasın hayatımın şu noktasında. Neyse, dediğim gibi şimdi hızlıca bir yemek yiyip üstümü değiştirip çıkacağım. Güzel böyle. Gerçekten bölümümdeki insanları da çok seviyorum. Herkes böyle aşırı kafa insanlar. Yani o yüzden okul dışında vakit geçirmek de hoşuma gidiyor. Seviyorum yani arkadaşlarımı da. O yüzden gideceğim. Gideceğim. Kimse beni tutmasın. Evet, şu anda hazırlandım. Çıkmak üzereyim. Ama klaba giderken çantama koyacağımı en son düşüneceğim şey herhalde bunlar olurdu. Berlin klap kültürünü her şeyle harmanlamayı başardığı için bakalım bugün de böyle bir konsept deneyeceğiz. Herkese. Biblioya başladığımda Kasım'daydık ama sonra araya benim Erasmus arkadaşlarımın ziyareti girdi. Onu zaten büyük ihtimalle daha önceden paylaşmış olacağım. Arkadaşlarım dün gitti. Ben de sabah bu yalnız odaya uyandım. Ama tabii ki kendimi böyle yalnız hissettirmeyeceğim. Şimdi bugün ayın ilk pazarı. Bu da demek oluyor ki Berlin'de tüm müzeler ücretsiz. Ama önceden buna tabii ki kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ve en ünlü müzelerde yer bulmak biraz zor oluyor. Hemen çıktığı gibi bitiyor. Ben bugün Pergamon Müzesi'ne gideceğim. Ve bu böyle en bilindik, en bilet bulunması zor olan şeylerden biri. Ki ben de daha önce hiç denemedim bile. Ama YouTube'dan bir takipçim, Berlin'de yaşayan, yani böyle takipçi demek garip hissettiriyor gerçi hani. YouTube'dan beni tanıyan bir dostum, bu daha önceden bahsettiğim deneylerden yararlandığı için böyle teşekkür olsun diye bugün gidemeyecekmiş, biletlerini bana gönderdi. Hani burada gerçekten birilerine yardımımın dokunuyor olması hissi bile benim için yeterli. Hani hiçbir karşılık bekleyerek yapmıyorum ama böyle düşünceli hareketler de gerçekten iyi hissettiriyor. Yani teşekkür ederim. Böyle biletlerin hikayesi. Yani şu an elimde iki tane biletim var. Ben de sınıfımdan bir arkadaşıma sordum benimle gelmek ister misin diye. Böyle bugün Pergamon Müzesi'ne gideceğiz. Onun öncesinde de Aleyna'yla şimdi Zoom'dan arama yapacağım. Çünkü ODTÜ vloglarını izlediyseniz Aleyna'yı hatırlarsınız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu ve şu an bayağıdır ayrı düştük. O Belçika'da master yapıyor, ben Berlin'de master yapıyorum. Ve hani aslında birbirimizi ziyaret ederiz diye düşünmüştük ama ikimiz de o kadar yoğun ve böyle gelişine bir hayat yaşıyoruz ki ancak böyle aramalarla arayı kapatmaya çalışıyoruz ama özledim yani kendisini. Buradan da söyleyeyim, az sonra kendisine de söyleyeceğim. Böyle günün küçük bir özetini yaptım. Güne başlayabiliriz bence. Hallo. Finally. Aleyna, hayatıma ve vloglarıma geri döner misin lütfen? Lütfen. Buradayım. Yes. Ben hala buradayım. Buyurun arkadaşlar. Bunu yapayım. Thank you.
sich fallen, ich hab alles, was ich brauch. Keine Sorgen, meine Sinne werden taub. Ja, ich schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Selam yeniden. Ben yine biraz düşünceliyim. Şu an saat gece yarısını geçti ve aslında yarın sabah okulum var ama uyuyabileceğimi hiç zannetmiyorum. O yüzden dedim ki size sarayım. Yani neden olmasın. Birazcık buraya brain dump yapayım. Birazcık yine içimi dökeyim, rahatlayayım. Biraz karşılıklı sohbetleşelim, dertleşelim. Ben seviyorum böyle burada kafama estiğince konuşmayı. Siz de ne kadar saçmalasam da hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. O yüzden devam. Şimdi nereden başlayacağımı çok bilmiyorum ama bence Kasım ve Aralık bu seneye özel bir şey değil. Gerçekten her sene yılın en zor dönemleri ya da benim için mi öyle oluyor bilmiyorum. Biraz her açıdan kafayı yediğim bir dönem oluyor benim. Hele yani Kasım gerçekten çok kötü bir ay bence. Akrep burçlarına üzmek istemem burada ama bayağı kötü bir ay. Kasım'ı özel kılabilecek, Kasım'da beni heyecanlandırabilecek hiçbir şey olmuyor genelde. Hava desen hava güzel değil. Hayat desen hayat güzel değil. Sonrasında Aralık geliyor ve Aralık da tam anlamıyla stres ve yoğunluk. Yani yıl bitmeden bir şeyler yapmak istiyorsun. Kendine bir şeyleri kanıtlamak istiyorsun. Sonra üzerinde şey baskısı oluşuyor işte. Ben bu yıl ne yaptım? Bir dönüp bakmam gerekiyor mu acaba? Ne başardım? Gerçekten güzel bir yıl mıydı? Kötü bir yıl mıydı? Yeni yıldan neler istiyorum? Yani böyle son ve başlangıcı barındıran bir ay olduğu için Aralık da biraz gergin. Ve hani bir yandan da gerçekten şu ana kadar hep öğrenci hayatı yaşadığım için hep deadline'ların, hep böyle sunumların, sınavların, bir şeylerin böyle üst üste yığıldığı bir ay oluyor. Aslında ocağın yarısına kadar falan hiç sevmiyorum. Böyle hep stres yani. Kasım'ın başından ocağın ortasına kadar kötü bir dönem. Change my mind. Ki bu dönemin içinde yılbaşı, benim doğum günüm falan da geçiyor ama yine de bunlar bile bir nevi stres yani. Gerçekten ben hayatımda normallik ve stabilite istiyorum. Açıkçası 2022'den istediğimi aldım. Yani zorla da olsa aldım. İşler kolaylaşmadı. Yani hedeflerine erişmek her zaman böyle rahata ermek anlamına gelmiyor. Daha öğrenmem gereken çok şey var, deneyimlemem gereken çok şey var. Ve yine hiçbir şey için zamanımın olmadığını düşündüğüm bir dönemdeyim. Bakın şimdi yine burada dürüst olacağım. Genelde bu kanalda böyle gökkuşakları saçıyorum. Bu da hiçbir sorunum olmadığı illüzyonunu veriyor. Ama söylemem gerekiyor ki arkadaşlar gösterdiğimden çok daha fazla zorlanıyorum. Ve bunu en yakın çevrem bile farkında değil. O yüzden sizin de farkında olmamanız çok doğal. Aklımda o kadar fazla farklı farklı şey var ki hiçbir şeye tam anlamıyla odaklanamıyorum. Şu an mesela 2 aydan az bir süre içerisinde kalacak yeni bir yer bulmam gerekiyor. Bu üzerimde büyük bir stres yaratıyor ve biliyorsunuz ki henüz işe de girmedim. Ve bunun için bu dönemde çok fazla bir şey de yapmadım. Bu konuda da öz eleştiri yapabilirim. Ama şu anda mesela biraz daha kendime bunun baskısını yapmaya başladım yani. Hani çünkü buradaki hayatımı bir Sims oyunu yönetiyormuş gibi yönetmeye devam edemem. Bu gerçek hayat ve benim biraz daha ciddiye almam gerekiyor. Onun dışında şu an okulun çok yoğun bir dönemindeyiz ve ben yani şu zamana kadar alışkın olduğum stille devam edemiyorum. Ben normalde tüm derslerimin kontrolünde olurum yani. Hani ne yaptığımı bilmediğim bir zaman olmaz. Olsa da toparlayacak kadar kendime güvenim olur. Yani öyle diyeyim. Ama şu an hayat mücadelesi içerisinde okul o kadar geri sıralarda geliyor ki yani alacağım not, geçip geçmemek, bunlar gerçekten diyorum ki dünyanın derdi bitti de bunlar mı kaldı? O derece önemseyemiyorum. Buradaki ana görevimin öğrencilik olmasına rağmen. Onun dışında gerçekten buradaki birçok sorunumun çözümü Almanca bilmek olacak ve ben buna eğilmek istiyorum. Biraz daha hani Almanca pratik yapmak istiyorum. Almanca bileyim yani hani okulda aldığım Almanca derslerin bile hiçbir ödevini bir şeyini yapmıyorum genel olarak. Koştuğumda bir sürü Almanca kitap var. Yani haftada bir iki kere elime alıp kendimi zorlayıp okuyabiliyorum. Çünkü zaman bulamıyorum. Burada içerik üretmek bana çok keyif veriyor ama aynı zamanda hani kendime baskı yarattığım bir başka şey daha. YouTube açıkçası. Yani çok ilgi çekici bir şey yapmadığım ve vlog çekmediğim haftalarda kendimi ekstra kötü hissediyorum. Aynı zamanda içerik de üretmediğim için. Ve bu biraz problematik aslında. Çünkü benim hayatım bir dizi değil yani. Bu şekilde izlemek, mesela böyle eski videolarımı izleyip o hafta neyle uğraşıyormuşum, bu hafta neye geçmişim, bu ilerlemeyi izlemek benim de çok hoşuma gidiyor. Bunu bir seri halinde görmek. Konsept olarak bu benim hoşuma gidiyor ama bunu yaşarken ve yaratırken o kadar da kolay değil aslında. Böyle sadece eğleniyorum, gülüyorum, videolar çekip paylaşıyorumdan ziyade biraz daha ciddi gördüğüm ve üzerine sorumluluklar yüklediğim bir şey haline geldi. Neyse yani kısaca toparlamak gerekirse 2022'yi bitirirken evsizim,
İşsizim. Ne yaptığımı bilmediğim bir YouTube kanalım var. Master öğrencisi olarak Almanya'ya geldim ama okumakla alakalı en ufak bir motivasyonum kalmadığını fark ettim. Bir yandan çalışmak istiyorum ama gerçek anlamda ne yapmak istediğimi bilmiyorum yani. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Bir yandan da böyle sistematik bir yıpranmışlık var üzerimde. Bu süredir o belgeyi topla, bu belgeyi topla. Bunu yaptıktan sonra işe girebileceksin. Bu belgeyi aldıktan sonra turum iznin olacak vesaire. Yoruldum ve hani neyi ne için yaptığımı sorgular oldum. Yani bilmiyorum, yetişkinlik böyle bir şey mi gerçekten? Hani ben ne ara böyle para kazanmam gerekiyor, ev bulmam gerekiyor, iş bulmam gerekiyor diyecek yaşlara gelmişim. Ve gerçekten bu süreç herkes için bu kadar acılı ve sancılıysa neden kapitalist sistemi sürdürmeye devam ediyoruz? Bu arada şu an öyleymiş gibi göründüğünü biliyorum ama aslında kendime çok acıdığım ya da kötü hissettiğim yok. Yani bir şekilde ben bu iyimserliği koruyorum, hayatı seviyorum, burada olmayı, burada yaşamayı, bir şekilde standartlarımı düşürerek de olsa, bazı zorluklar çekerek de olsa istediğim hayatı, hayal ettiğim hayatı yaşıyor olmaktan gurur duyuyorum aslında. Sadece şunu düşünüyorum. Biraz acele etmemem gerekiyor galiba. Her şey basamak basamak. Geçtiğimiz sene bu zamanlar farklı şeylerin derdinde, farklı şeylerin umutsuzlukları içindeydim. Ve şu an yaşadığım hayat, Berlin'e taşınmak gerçekten çok yürekten istediğim, çok hayal ettiğim bir şeydi. Ve şu an bu benim gerçekliğim. O yüzden yine de böyle bir adım geri çekilip işte hayatın böyle geneline bakıp ha öykü bu dönemde de işte evin yoktu, işin yoktu. Bazı sıkıntılar yaşıyordum. Ama işte bak şu an hallettin. Şu an başka sorunların var falan gibi. Bir noktaya geleceğimi biliyorum sonuç olarak. Ama işin zor kısmı sabretmek işte. Gerçekten sabretmek. Mesela ilk geldiğimde biraz daha şanslı hissediyordum burada bir oda bulabildiğim için. Geçici de olsa büyük bir rahatlık olduğu için. Ya da mesela birikimlerimle buraya gelebilmiş olmak. Burada kendimi geçindirebiliyor olmak. Bana tatmin veriyordu. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyor olmak bana tatmin veriyordu. Ama birazcık zaman geçtikçe birazcık böyle insani hırslara kapılmaya başlıyorsun. Ve şu an diyorum ki mesela keşke bana ait bir odam olsa ve ona böyle güzel mobilyalar da alabilsem, kendi kafama göre dekore de edebilsem, uzun süreli kalacağımı bildiğim bir yerim olsa, sürekli bir sonraki ay nerede yaşayacağım diye düşünmek zorunda olmasam ya da bir işim olsa burada para kazanmaya başlasam da ihtiyaçlarımın ötesinde şeyler de alabilsem. Yani düşününce ben bu ülkeye taşındım ve hedefim de uzun süreli olarak burada kalmak. Ya bu şekilde düşündüğümüzde ben şu an göç hikayemin başındayım aslında. Ve geleli anca 2 ay oluyor. O yüzden her şey zamanla, yani 2 ayda başardığım şeyler bile yeterince çoktu. Kendimi takdir etmem gereken birçok şey başardım ve hani bunlara odaklanırsam yine mutlu olacağım. Böyle bir ortam kurdum. Birkaç gündür bu şekilde takılıyorum. Bu kitapları saymayın. Bunları az önce kamerayı koymak için şey yaptım ama işte burada genel olarak biraz edit yaptığım, birazcık okul işlerine baktığım falan bir şey kurdum. O yüzden artık hiç yatağımdan kalkmam gerekmiyor. Şimdi de yine birazcık edit yapmaya devam edeceğim. Görev bitirmeye odaklı bir dönem yani şu an. Yeter ki ajandaya bir tık daha atayım. Kafam rahat olsun. Neyse, bu arada vesilesiyle bu hafif kasvetli, hafif trajikomik vlogu burada bitirmek istiyorum. Ne dert ortağım olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer siz de zihninizi boşaltmak istiyorsanız yorumlarda dertleşebiliriz. Kasım ve Aralık kasvetine karşı elimizden gelen artık neyse yapacağız yani birlikte. Öyle, şimdilik ben gidiyorum. Bana bir moral alkışı niyetine videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hayat güzel, dertler geçer, her şeyin bir çözümü bulunur. Kendime ve size küçük bir dipnot. Öptüm. Evet. Bugün pazartesi bu arada. Bugün pazartesi bu arada ve bugün pazartesi bu arada ve yeni haftaya böyle... Oy! Şimdi bugün ayın ilk pazartesi. Of, saçlarım çok kötü. We just leave tonight. Aman. Böyle acık. Hava çok boktan. Sizi şöyle koyalım.